abi. Çalıştıralım. Tamam. Senin kemerini bir takalım. Dur oğlum. Hop. Tamam. Şimdi sana bu anahtarı vereyim. Biraz oynasın bununla. Al. Al. Tamam. Böyle de ayı gibi oldun lan. Şunu açalım, ağzına girecek. Heh. Dur, sana bir çizgi film açacağım şimdi. Bekle. Bekliyormuş, oraya girecek. Ayara bak. Oğlum ağzına sokma oğlum. Dur. Buranın, bu Toki'nin yolu da böyle. Nasıl bir yolsa sıfır arabayı bozar ya. Sana Maşa ile koca ayı açalım. Ne oldu? Dedenin tesbihini al. Nereye koydun oğlum? Dedenin tesbihini ne yaptın? Al. Kapatsak görünür müyüz acaba? Şunu da beyaza çevirsek. Yok, yine görünmeyiz ya. Bakayım. Yok, görünmeyiz. Nasıl böyle? Böyle de dikiz aynasını göremiyorum. Evet, biraz kahvaltının hiçbir zararı olmaz. Bu Saracık Toki çok acayip bir... Öyle yani çevre yolu düzenlemesi yaptılar. Sıcağı açayım biraz. Dur.
Ya bütün erkeklerde araba merakı vardır. Bende de çocukluğumdan beri var. Hani şartlardan dolayı böyle lüks seri arabalara binemiyoruz yani, ekonomik şartlar belli. Yoksa ben de isterdim böyle. Tabii. Ya bu videolarım izlenecek mi, izlenmeyecek mi bilmiyorum ama inşallah izlenir. Ama 2023 model şöyle bir Ferrari ile video çeksem herkes izler. Tabii bizde de 2000 model bir GTI var, 206. Onun ezikliği de var. Böyle çok özgüvenimiz yok tabii ki de. Ama yine de arabam güzel. İnşallah izlenir. Ben de devamını çekerim yani. İlk başlarda tabii şu an utangaçlık var. Evet bak. Çekingenlik var. Aslında 5 sene öncesine kadar güzel arabalarım oluyordu, alabiliyordum. Ama son 5 sene içerisinde düştükçe düştük, düştükçe düştük. Ne gördün oğlum? Ama yine de buna da şükür tabii. Allah zor durumda olanlara yardım etsin. Alparslan Efendi böyle arabadayken çok güzel uyuyor. Evde uyumuyor arkadaş. Mesela ben bugün işe gidemedim. Telefon tamircisiyim ben Ankara Sincan'da. Evet. Kim bu hanımefendi? Gece 1'de ağlayarak uyandı. Öyle böyle ağlamıyor ama çığlık atıyor. Bir şey oldu zannettim çocuğa. Hani olur ya bir yere vurur kafasını, kolunu. Öyle bir şey oldu zannettim. Ben de şöyle hafifçe bir tokatladım böyle kendine gelsin diye. Eşim de korktu. Bugün biraz geç yatıracağım. Yani normalde dün 9.30 gibi uyudu. Gece 1'de bir uyandı, bizi uyutmadı yani. Saat 4'e 5'e kadar. 5'te de uyuduktan sonra bir daha da uyanamadım ben. İşe de gidemedim. Ama bugün 11-12 gibi bizle beraber uyusun. İnşallah sabaha kadar uyur. O yüzden biraz gezdireceğim. Arabada uyursa artık. Uyandırırım. Deme oğlum. Deme oğlum. Ayı. Ayı. Kalbimiz erir ve dağılır. Bak işte bahar geldi. Aa yanmış. Ne oldu? Oğlum? Bakarsınız ben de bir YouTuber olurum belki. Ne var sanki? İzliyorum böyle insanları. Gayet hani doğal olan insanları izliyorum ben aslında.
doğal olanlar daha çok dikkatimi çekiyor. Mesela yırtık pantolon, değişik yollarda, küçük kuzen. Ya bu tür insanları böyle çok seviyorum ya, izlerken böyle hasta oluyorum ya. Adam ne bileyim, hani böyle yapmacık hareketleri yapan youtuberlar var, sevmiyorum abi. Ya şimdi isimler aklıma gelmiyor da, bir tane gezgin var, ismini unuttum ya. O çocuğu mesela acayip seviyorum ya, böyle olduğu gibi kendini değiştirmiyor yani. Bazı insanlar var böyle, hani bir bayanla konuşurken farklı, erkekle konuşurken farklı, ailesine farklı, dışarıya farklı. Ondacı beni sinirlendirdi ya. Yani o tür insanları sevmiyorum. Ama YouTube'da gerçekten de hani para var. Bakarsın, ben de oradan yürür giderim belki. İleride belki Ferrari ile video çekerim. Belli olmaz. Evet. Eşim Azerbaycanlı. Gidelim Azerbaycan'a. Orada video çekerim. İnsan değişik değişik hayaller kuruyor tabi. Şimdi telefonu böyle koydum karşıya. Nasıl göründüğümü bile bilmiyorum yani. Daha bir önceki video gibi aynı. Güneşlik var ya, oraya koydum. Nasıl görünüyoruz? Güzel çıkıyoruz mu? Durdu mu? Biri arıyor mu? Telefon da sessizdi. Havayı nasıl buldun peki? Soluna bak. Şimdi de sağ tarafa. Kusura bakma. Aslında uçak modunu alacaktım da unuttum ya. Neyse. Evimize hoş geldin. Orada da ayı var. Gerizekalı ya. Sındın mı oğlum? Sındı gerçi araba da. Üşümesin de, terleme aman. Kısalım. Ne oldu oğlum? Ne istiyorsun oğlum? Onu alamazsın ki.
Bunu alma, tamam mı? Hani ne yaptın anahtar mı? Anahtar mı ne yaptın oğlum? Ne yaptın anahtar mı? Oğlum camı açıyorsun. Dur, aynayla oynuyorsun, dur. Ne oldu? Dur, sana bir şey vereyim ben. Aa, tesbih. Tesbih bak. Diğer tesbihi ne yaptın? Ne oldu? Attın mı lan? Evet. Ya biz de atıldık bakalım belki. Belli olmaz abi, bakıyorsun mesela şu. Ha şu mesela bak. Oğuzhan Alpdoğan, evet şimdi geldi aklıma. Çocuk doğal ya. O da mesela, seviyorum ben o çocuğu. Tuna Tavuz. Fark etmiyor ki abi. Doğal olan hepsi yani. Şu çocuğun adını unuttum ya. Buzlu suya falan giriyor ya sürekli her sabah. O da mesela normalde zengin, hani böyle yabancı dil falan biliyor bir sürü. Delik bir çocuk ama seviyorum yani. Hani sadece kendi kesimim değil. Hani hadi hadi abi. Kim var? Dörtlüğü şimdi yapıyorsun ya. Gerizekalı ya. Yani zengin kesimlerde de var doğal davranan. Hani kendini bozmayan, değiştirmeyen. Ne bileyim ya. Bakarsın biz de YouTuber'da belki ünlü oluruz. Kendini bozmayan bir sürü insan var abi. Benim eşim mesela, Azerbaycan'da bir arkadaşı var. Onunla beraber TikTok'ta videolar falan çekiyorlar. Canlı yayın açıyorlar. Kendilerini bozmadan para kazanıyorlar. Ha, bazı insanlar da görüyorum. Parayı buluyor, orasını burasını açıyor. Kendini bozuyor yani para için. Ama o tür insanların da takipçisi çoğalıyor, para kazanması artıyor. Değişik bir dünyadayız ya. Bekle bekle bekle. Aha, kaza olmuş. İşte İnsanları zaten şu an. Aa, sen neyle oynuyorsun? Hamurla mı oynuyorsun? Para için her şeyi yapıyorlar ya. Onları da suçlamıyorum çünkü şartlar onu gerektiriyor bazı insanlar için. De bir şeyler için çabalıyoruz. Yani belli olmaz, bakarsın değişir hayat. E ne oğlum? Oğlum. Oğlum. Bu da böyle maşayla ayı izler. Sağ ol teyze, yanında hiç para yok vallahi ya. Sağ ol teyze. Yanıma da para almadım ki anasını satayım.
2 saat daha uyumazsan tamam oğlum. Normalde balık tutmayı çok severim. Hani kamp yapmayı çok seviyorum. Çadırda kalmayı acayip seviyorum. Bekarken çok giderdim de şimdi eşim sevmiyor öyle şeyleri. Maalesef gidemiyoruz. Ama oğlum büyüsün, oğlumla inşallah ileride öyle videolar çekerim yani. İzlenmese bile çekerim abi, giderim. Gitmeyi seviyorum ben bir kere zaten. Çadırım da burada durur zaten. Araba küçük olduğu için. Arkada Alparslan'ın bebek arabası var. Çadırım da burada. Minder falan her şey arkada. Hazırlıklıyım yani. İnsanın kafayı dinlemesi gerekiyor. O da böyle sessiz böyle, ne bileyim. Uzakta. Hani böyle ıssız bir yerde kalıyorsun ya. Başka şey düşünemiyorsun. Oradasın şu an. Orayı düşünmek zorundasın. Bir keresinde Antalya'ya gitmiştim. Bir arkadaşla. O da Likya yolunu yürüyordu. Onunla beraber 3 gün dayanabildim zaten. 2 ya da 3 gün. O 15-20 gün boyunca o yolu yürüyerek bitirdi yani. Helal olsun. Çadırda, ne bileyim, barakada bir yerlerde kalarak. Ya ben 2 gün kaldım çadırda. Abi tırstım ya, dağın başındayız. Çıtırtı geliyor. Lan diyorum, domuz mu, ayı mı? Ama orada başka bir şey düşünemiyorsun yani. Aslında orada video çekseydim böyle güzel, ama işte böyle telefonla falan da olmuyor ki. Şu an telefon karşımda da çalıyor mu, video durdu mu görmüyorum yani. Çabuk iyileş. İnsanda umut bitmiyor ya. Biterse İyi ki gelmişim, değil mi? Her şeyi boş verirsin, her şeyi yıkarsın. Gelmek üzereyiz. İnşallah video tutar. Telefonu alıyorum. İnşallah video devam ediyordur. Ha, devam ediyormuş oğlum. 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 Hadi bay bay yap. Bay bay yap. Haydi Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar cümleten.